Videonun herkes tekrar merhaba. Ee, bu video üçüncü çekişim. Ayrıca iki gündür video gelmiyordu çünkü internetim yoktu. İnternet süper, internet oley. Fuck yes hatta. Ee, neyse indirimlere gelelim çünkü hızlı uploadlamak zorundayım çünkü 4 saatim var. Bu akşam saat, 8, saat 9-10 gibi bir tane daha indirim olması gelmezse sabah gelecektir çünkü internetim yine gitmiştir. Anlayın halimden. Neyse e, indirimlere gelelim. Bugün mü yani para harcayacaksanız bugün harcayacaksınız öyle söyleyeyim size. E, bugün alınması gereken alınması gereken demiyim ama alınmasını önereceğim çok fazla oyun var. İlk önce BattleBlock Theater. Ee, bu oyunun yapımcısı e, daha önce de Castle Crashers yapmıştı. Çok çok zevkli bir oyun BattleBlock Theater. Ben de kendim e, aldım. 3.75. Arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız kesinlikle diyebilecek bir oyun. E, yani 3 dolar yani 3 dolar e, büyük ihtimalle şey paketi de var. büyük ihtimalle değil. Var. E, i̇kili paketi de var. Onu da almak isterseniz oyunu alabilirsiniz. Hani cidden eğlenceli bir oyundur platform, iki boyutlu platform gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama Hekel slash gibi biraz da eğlenceli bir oyundur. Videolarına bakın çok çok zevklidir. Tavsiye ederim. Ee, sonraki oyunumuz Borderlands 2. 5 dolar olmuş. Borderlands 2'yi tek başına alacaksanız oynamayın. Fakat 2 veya 4, 2, 3, 4 kişi oynayacaksanız alacağınız en zevkli oyunlardan biri olur FPS genresinde. Kesinlikle çok zevklidir. O yüzden hani 2 veya 4 kişi hani kendiniz dışında alacağınız alacak arkadaşınız varsa paket olarak alın, üstüne de indirimlerini yapın. DLC'lerini de alın. DLC'leri çok fazla şey katıyor. İlk defa, yani çok enderdir oyunlarda DLC'nin bir şey kattığı, e, ekstra bir şey eğlenceli bir şey kattığı bu oyunlardan biridir. şey. Kingdom of Amalur Reckoning 5 dolar. Ee, RPG ee, devam gelmeyecek bir RPG çünkü stüdyo kapandı. Çok fazla para harcadılar. Oyunu oynayınca da neden fazla para harcadıkları belli oluyor. Oyun çok geniş çok fazla lore, çok fazla detay, çok fazla, çok 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 her şeyden çok fazla var ve hani bir oyun değil, 5 oyun oynamış gibi hissediyorsunuz bitirdiğinizde. Fakat 5 dolar yani bilmiyorum RPG severlerin e, daha iyi seçenekleri var. Bugün o yüzden bunu alın diyemem. Fakat bakın, e, ya dediğim gibi çok fazla lore ve çok fazla e, detay var oyunda. O konuda da e, bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Outlast 5 dolar. Yorum yapmayacağım. Outlast korku oyunu. Fakat yani benim korku oyunlarındaki şeyim bir kere oynadıktan sonra hani hiçbir zaman yüzüne bakmayacağınız bir oyundur korku oyunu benim için. O yüzden mantıklı gelmiyor hiçbir zaman korku oyunu almak. Her zaman bu yüzden hani mantıklı bu maçıdır. Korku oyunları serisi de bu yüzden yapılmamıştır. Hani bir kerelik bir şey için para vermek istemiyorum. Ve hani oyundan da zevk almıyorsun aslında. Korkmak için oynuyorsun. Tamam korkmak güzel bir şey ama hani mantığı yok benim açımdan. O yüzden hani kendi önerim hayır ama adresi çok seven var biliyorum onlar da hani neden sevdiklerini de anlıyorum hani korkmak adrenalin salgılamak falan hani bu tür şeyler o yüzden hani kendi şeyinize yorumunuzu kendi yapın o yüzden alın almayın diyemeyeceğim bunun için. South Park The Stick of Truth 40 dolar olmuş çok iyi bir oyun olmasına rağmen indirimde 40 dolar olmuş yani ilaç imiş. yine iyiymiş ama indirimden çok çok daha fazla uzun süre oynayabileceğiniz çok çok iyi oyunlar var. Hatta aynı Obsidian'ın yapımcısının bir oyunu var. Aşağıda onu söyleyeceğim. Yani o yüzden hayır. Niye pisim coştu bir anda? <laughs> vurdum geçti. Vallahi vurdum geçti. Neyse bir sonraki oyunumuz Planet Annihilation Galactic War Update. Update değil işte yani daha doğrusu aslında oyunun tamamı. An, yani bir simülasyon öyle akses bu arada iyi bir girmiş bir simülasyon gibi düşünebilirsiniz galaksi simülasyonu galaksi yani um, birkaç oyunu katıyor iyi bir oyun iyi bir strateji oyunu ee, şimdi, bir, oyun söylemek istiyorum da aklıma oyun gelmiyor down of War mı demek istiyorum bilmiyorum bir oyun demek istiyorum ama hani bir strateji oyunu galaksiler arası savaşlar yapıyorsunuz. Bir oraya gidiyorsunuz, ünite düşürüyorsunuz bir gezegene. O gezegene ele geçiriyorsunuz. orada yeni yapıma başlıyorsunuz. Böyle bazı bandenler, bazı gezegenler de var tarzında bir oyun. Güzel bir oyundur. Strateji arayanlar için güzel bir seçenek. 16 dolar, e, 49 dolar değilmiş. İyi değilmiş ve bütün işletim sistemlerini destekliyor. Bu da güzel bir şey. Sonraki oyun Wolf Among Us, ikinci bir oyunu. Walking Dead'in yapımcılarının bir oyunu. 8 dolar. genel bildiğin bildiğiniz çocuk hikayelerine farklı bir bakışla anlatıyor ki bunun bir kitabı var zaten Walk of Among ee, Güzel bir oyun, iyi bir oyun. Berk'in de serisi var. Ee, Telltale'in oyunları sevenler için kesinlikle tavsiye edebileceğim bir şey. Bugünün kesinlikle alınması gerektiğini düşündüğüm oyunlarından biri Tomb Raider. 5 dolar. Almadıysanız kesinlikle çok zevkli. Single player ve multiplayer. Multiplayer o kadar oynayacağınızı sanmıyorum her zamanki gibi bu tür single oyunlarda. Fakat single player'ı ee, Uncharted seviyesine yaklaşabilen ender oyunlardan birisi. Uncharted seviyesi de iyi bir seviyedir. Ee, cidden oyunda kendi içinizde hani kendiniz yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Hikayesi çok iyi. Ee, animasyonlar çok iyi. Grafikler muazzam. Ee, yani her şeyiyle çok iyi bir oyun. O yüzden Tomb Raider kesinlikle bugün alınması gerektiğini düşündüğüm oyunu dur. Böyle de damgasını koyarım. Son oyunumuz Metal Gear, Metal Gear Rising Revengeance. Bildiğin 582 tane isim değişikliğine giden bir MetaJuris e, serisinin oyunu. E, tam tersine Aksiyon, Raiden oynuyoruz. Kesip biçiyoruz. and Slash. Eğlenceli bir oyun. 15 dolar değer mi değmez mi siz karar verin. Fakat e, MetaJuris serisini sevenler için alması gereken bir oyun. Okey şimdi şok indirimlere geldik. Şok indirimlerden bahsetmek gerekirse. Şok indirimlerde yine iyi oyunlar var. Kesinlikle yine... Kendi düşüncem olarak kesinlikle oynanması gereken oyunlardan biri olarak, serilerden biri olarak bahsedeceğim Mass Effect Collection var. 8 dolar olmuş. Üze, i̇çinde DLC var mı? Ee, Digital Deluxe Edition. Hayır, DLC yok. Ee, belirtmek zorundayım. 1 ve 2. Üçüncüsü sadece Origin'de var çünkü. Çünkü fuck Origin. Ee, fakat 8 dolar niye değeceğini düşünüyorum. Mass Effect serisi RPG'lerde bir çığır açmış bir oyundur ki fikrimce. Ben e, Steam'de en çok oynadığım dördüncü ve 5. oyun pardon 6. ve 7, 6, 5. ve 6. oyun Mass Effect serileri 1 ve 2 sadece. E, kişi bu ikisi bir yani her oyuna 38 saat tarzında bir rakam harcadım ve %100 bitirmedim oyunu ama %100'e çok yakın bitirdim fakat her şeyi araştırarak gittim. Hikayesi çok iyidir. Arkadaki lore çok iyidir. Çok geniş bir şeydir. Birincisi, biraz PC'nizi kastırabilir eski olmasına rağmen çünkü iyi e optimize değildir. İkincisi ama, her PC'de çalışabilecek düzeyde ve mükemmel gösterir grafiklerini. O yüzden Mass Effect'i alın diyebileceğim bir oyundur. Üçü de al alacaksınız elinde sonunda çünkü çok beğeneceksiniz bir ve 2'yi. Sonraki oyunumuz Farming Simulator 2013 Titanium Edition. Almayın, ben taşağına aldım. Oynadım mı? Oynadım. 3-4 saat çok rock rahat oynadım, co-op oynadım, milletin ee, tarımlarını bok ettim. Ama yani, gereksiz bir oyun. hani Arkadaşlar taşak edecek bir oyunu alıyorsanız seçeneğiniz olabilir ama onun dışında... Hayır. Sonraki oyunumuz Sanctum... Sanct Op oh, titreme. Sonraki oyunumuz Sanctum 2. Sanctum 2'yi alacaksanız co-op arkadaşlarınızla beraber alın. Daha önce şeyi anlatmıştım size. Tower Defense oyunlarına ilk videoya bakabilirsiniz. İlk indirimlere bakarsanız. Tower Defense oyunlarının bir örneği Sanctum 2. FPS gibi biraz daha ama, third person eee third person bina kurarken sonra first person'a geçiyorsunuz. Biraz karışık güzel bir sistemi var. 3 dolar iyi bir fiyat. İki arkadaşınız beraber alacaksınız alın ama tek başınıza o kadar zevkli olacağını düşünmüyorum. Mortal Kombat Complete Edition yorum yapmaya gerek yok. Fighting jeneresini hani dövüş oyunlarını seviyorsanız alın. Dövüş oyunlarını sevmiyorsanız almayın. Hani Mortal Kombat'ı anlatacak değilim. İndirim Dediğim gibi bugün çok para harcayacağınız şey var. Ee, Topluluğun seçimindeyiz şu anda. Topluluğun seçiminde nedir? Deus Ex, Dead Island, Las Vegas e, falan Las Vegas var. Nedir? E, güzel olabilecek bir oyundu fakat boka sardı. E, hacker'lar dolaşıyor etrafta. Post-apokaliptik, apokaliptik. Zaten bütün evet bütün oyunlar öyle. E, bütün oyunlar post-apokaliptik -ap e, dünya oyunları böyle hani dünyada bir bok oldu dünya bok asardı. Çünkü gördük, öldük oyunları. Fakat nedir? 3 ya 3 dolar verilebilir aslında ama 3 dolar diğer oyunlardan alabilirsiniz. Değmez o yüzden hani diğer oyunları tercih edin. Deus Ex Human Revolution Director's Cut kesinlikle alınması gereken bir oyun. FPS TPS jarnesini seviyorsanız çok iyi hikayeli, çok güzel eğlenceli RPG, FPS tarzında ikisi karıştırılmış bir oyundur. 5 dolara hakkıyla hak eden, her kuruşuna değen bir oyundur. Dead Space Revolution yani kesinlikle benim bugünün yine alınması gereken oyunlarından biri. Dead Island 5 dolar almayın. Daha önce de açıklamıştım ilk oyunu, ikinci oyuna hakkında. Yani çok sıkıcı, çok hızlı, çok tekrar eden, çok fazla da sık sıkan bir oyun. O yüzden almanıza gerek yok. Ben böyle düşünüyorum. Çok da oynadım ama iki kişiyle bile kurtarmıyor. Cidden sıkıyor bir yerden sonra. Son oyunumuz ve kesinlikle hani bir oyun alacaksanız bugün kesinlikle bu oyun olsun diyebileceğim oyun Fallout New Vegas Ultimate Edition. DLC'leri çok şey katıyor. DLC'leriyle beraber geliyor. DLC'leri tek başına 8-9 saat katıyor oyuna. Oyunun kendisi 100 saatten daha fazla oynayabileceğiniz bir oyundur. Çok çok iyi bir oyundur. Bence Fallout 3'ten daha iyi bir oyundur New Vegas. Bunu da söyledim gelin üzerimize fuck you 6 dolar olmuş ama hani cidden çok 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 iyi bir oyundur New Vegas çok eğlenceli bir oyundur hikayesi de güzeldir o yüzden New Vegas bugün tek bir oyun alacaksanız Fallout New Vegas alın RPG'dir RPG sevmeyenler almasın ama iyi bir RPG'dir çok 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 iyi bir RPG'dir 100 saat üzerine harcayabileceğiniz bir oyundur. Okey bitirme konuşması yapıyordum fakat yapmamaya karar verdim çünkü dünkü indirimleri de yapacağım çünkü dün yapmadım. 4 saatimiz daha var dünkü indirimleri bitmesi için. 7 days to day, uh, day, uh, 13 dolar olmuş survival oyunu. Almayın daha iyi oyunlar var. E, yani Forest alın ne bileyim daha iyi bir oyun. Age of Empires HD Edition 4, 5 dolar olmuş. Amazon.com'dan Amerika hesabı girerek 2,5 doları DLC'si ve kendisini alabiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle Amazon'dan alın. Almak istiyorsanız güzel bir oyundur. Eee diye bir oyun e, girmiş 5 dolar olmuş. Yine zombi shooter. Ee, bıktım zombi shooter'dan. O yüzden eee ya bilmiyorum. Oyun hakkında hiçbir fikrim yok. ilk defa duydum hatta. Pas geçebilirsiniz. Ee, onun yerine daha iyi oyunlar var bu indirimde. Ee, dünün o indirimlerinde. Elder Scrolls Skyrim. Skyrim bekleyenler, Skyrim oynamak isteyenler için mükemmel bir fırsat. DLC'leriyle birlikte 13 dolara inmiş. Daha da fazla inmeyecek. Ee, alacaksanız, Skyrim oynamak istiyorsanız alın. Cidden ön, önünüzü yiyecek, yiyebilecek bir oyun. Project Zombeid hala update'lenen multiplayer e, yeni gelen. Yeni gelen dediğim 3-4 ay önce falan geldi ama yeni yeni. yeni. 3-4 ayda yanlış olabilirim. Neyse e, bir indie bir oyundur. Fakat 3 dolar fark verip Skyrim'i alabilecek 10 dolar, 10 dolar cidden bir için bu şey oyununda şey Steam indirimlerinde çok pahalı geliyor bana bir indie oyunu için hani %15 hele 15 dolardan 10 dolara indiysen biraz pahalısındır o yüzden pas geçebilirsiniz diye düşünüyorum Terraria 2 dolar olmuş alın alın cidden alın arkadaşlarınız oynarsınız bir şey yaparsınız bir kaşada dur 2 doların hakkını veren bir oyun The Stanley Parable oyun yapımı hakkında oyun evet yani çok zevkli bir oyundur oyun yapımı oyunlar hakkında çok iyi detaylar iyi bilgiler verir zevkli bir oyundur cidden hani anlatan kişi de çok hoştur o yüzden kesinlikle tavsiye ettiğim bir oyundur yani bir indie oyun arıyorsanız kendinize standard parables seçeneğiniz olabilir niye seçeneğinizi seçin dedim bilmiyorum ama son oyunumuzda Wasteland 2 Wasteland 2 40 dolar olmuş. Hayır almayın. Tamam yeni çıkacak bir oyun. Ee, tamam oyunun eski yapımcısı yine Wasteland e, yapımcıların arasında fakat kesinlikle 40 dolara yani indirimde 40 dolar harcanacak bir oyun değil. Ee, hayır diyorum o yüzden. Hani cidden güzel bir oyun. Hak veriyorum ama indirimde 40 dolar harcanabilecek bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Hele Deus Ex, Fallout tarzında oyunlar 5 dolara, 10 dolara, 6 dolara inmişken yeni çıkıyor olabilir ama hani RPG zevkinizi onlarla harcayabilirsiniz diye düşünüyorum. Neyse iki parçalık daha büyük bir indirim olasına daha veda ediyoruz. Bu dediğim gibi bu akşam saat 9-10 gibi gelmezse yarın gelecektir. Geçmiş olsun internetin. artık dumanla haberleşiriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.